Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkürler. Galiba bu beklenti revizesi yüzümüzü güldürecek değil mi? Yani bu kadar ciddi bir revizenin nedeni nedir? Aynı zamanda bunun piyasalara bir etkisini bekleyelim mi? Yani ciddi bir etki olur mu? Tabii ki. Şöyle söyleyelim. IMF aslında geç kaldı, çok geç kaldı da tabii onlar dönemsel olarak raporlar hazırlıyorlar. Hı hı. Çünkü bizim birinci ve ikinci çeyrek büyümelerimiz açıklandı ve bunlar 5'in üzerinde çıktı ikisi de. Üçüncü çeyrek büyümenin de %7'ye yakın 6-7 arası geleceğine dair bütün uluslararası kuruluşlar ve ne diyelim otoriteler kabulleniyorlar. Yani ciddi bir Türkiye'de ekonomik büyümede performans artışı yaşanıyor 2016'ya göre. IMF'de son raporunda Türkiye ile ilgili bölümünde bu gerçeği kabul etmiş oldu. Ayrıca mesela başka ülkelerle ilgili de bir takım tahminlerini değiştirdi. Ama en radikal değişim, en radikal yukarı pozitif revize ettiği tahmin Türkiye ile ilgili olarak büyüme tahmini. Sizin söylediğiniz. Peki çok teşekkür ediyoruz Sade Özdemir değerlendirmeleriniz için. Ekonomi